Güney Marmara'nın incisi, Türkiye'nin parlayan yıldızı, güzel Bandırmam'ın güzel insanları, hepinize merhaba. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i genel başkan olduktan sonra Bandırma'da ilk kez ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, ben kendimi tecrübeli bir belediye başkanı olarak görüyorum. Uzun araştırmalardan sonunda siz istediniz, Dursun Mirza Bandırma Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi. O yüzden Sayın Genel Başkanıma, MYK üyelerine, parti meclisimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler için aday oldum. Sizin için geliyorum. Tecrübeli bir başkanım dedim. Örgütten geliyorum. Bu kentte doğmuş büyümüş bir insan olarak bu kentin sokaklarını karış karış bilirim. Ayrıca insanların %70'ini yakından tanırım. İlçe başkanlığı yaptım. Meclis üyeliği yaptım. Başkan yardımcılığı yaptım. Ve sizlerin değerli oylarıyla 5 yıl 2014-2019'da belediye başkanlığı yaptım. Çok büyük projeleri hayata geçirdik biliyorsunuz. Yeterli vaktimiz olmadığı için bunları söylemek istemiyorum. Ayrıca şimdi de iyi bir ekiple ve tecrübemizi yansıttığımız Bandırma'nın ihtiyaç duyduğu yeni projelerle, ekibimle biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Değerli hemşehrilerim, yeni kentsel yerleşim alanlarına ihtiyaç var, planladık. Çocuk köyü eksiği var Bandırma'da, onu yapıyoruz. Amfiteyatroyla, yeni kültür merkeziyle, Cinçukur'unda ve Livatya'da güzel projelerimiz sizler için geliyor. Ayrıca belediye sosyal hizmetler tesisini Ordu Caddesi'ndeki tekel binamızın orada yapacağız. Sayın Genel Başkanım, en büyük projemiz nedir biliyor musunuz? Hani siz söylüyorsunuz ya, insanlar CHP'li belediyelerin olduğu yerlere eğlenmek için, yemek yemek için, kültür sanat etkinliklerine katılmak için gidiyorlar. Evet, en büyük projemiz 15 yıllık CHP belediyeciliği Bandırma'da öyle bir yer oldu ki Bandırma, ne yaptınız diye soranlara şunu söylemek istiyoruz. Özgürlüğün kenti oldu. Barışın kenti oldu. Kardeşliğin kenti oldu. Sosyal yaşamın kenti oldu Bandırma. Cıvıl cıvıl bir kent oldu. Ayrıca eğitimli insanların kenti oldu. Cumhuriyetin kenti oldu. Atatürkçülerin kenti oldu. Evet. Artık bu Cumhuriyetin kenti olmasından, sosyal yaşamın kenti olmasından, Atatürk'ün kenti olmasından geriye gidemeyiz. Kaba saba adamlara, tepeden bakan, üst perdeden konuşan insanlara, tehdit eden insanlara Bandırma'yı bırakamayız. Ahmet Akın başkanımızla birlikte bu kenti değerlerini koruyarak hep beraber geleceğe taşıyacağız. Seçimi açık ara kazanacağız. Var mısınız? Sandıkları korumaya var mısınız? Sandıkları patlatmaya var mısınız? Evet, değerli hemşehrilerim. Büyükşehir'e Bandırma'dan çok oy göndermeye var mısınız? Evet, hepinize geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Benden sonraki konuşmacılara ve Sayın Genel Başkanıma daha fazla süre bırakmak için sözümü burada tamamlıyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.
Evet, çok teşekkür ediyoruz ama kameraların önünü lütfen pankartlarla kapatmayalım. Ve şimdi herkese yakın Ahmet Akın'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Büyük bir alkışla. Coşkuyla alkışlıyoruz. Coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, efendim. Gel, gel eşim. Eşim eşitim Bandırmalı biliyorsunuz. Ben Gönen'de doğdum, Gönen'de büyüdüm. Bandırmalı kızınıza da iyi bakıyorum. Bandırmalılar damatlarını sever. 10 yıl milletvekilliği yaptım. Hiç başınızı eğdirecek, başınızı öne eğdirecek hiçbir hareketim olmadı. Başınızı öne eğdirmedim. Hiç kimseyi ayırmadım. Neden? Çünkü bizim için halkımıza hizmet, hakkımıza hizmettir. Hakka hizmettir. Ve benim için Bandırma'ya hizmet, Balıkesir'imize hizmet, ibadettir hemşerim. İbadet. Öncelikle Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'e geldiği onurlandırır için teşekkür ediyor ve büyük bir alkış istiyorum hepinizden. Hemşerilerim, bakın, yıl 2019, yarım kalan bir yolumuz, yarım kalan bir sevdamız vardı hepimizin. Bütün Balıkesir'in, bütün Bandırma'nın, bütün ilçelerinin. O süreçte yaşananlar malum. Geçti 5 yıl. 5 yıl. Bu 5 yıl sonra zamanı geldi. Dedim ki inşallah her şeyin bir zamanı vardır dedim. Ve şimdi şunu düşünüyorum. O zaman bu zaman hemşerim. O zaman bu zaman. Bandırma'dan Büyükşehir Belediye'mize çok güçlü bir destek alacağız. Ben buna inanıyorum. Aynen de şunu söylemek istiyorum. 5 yıldır Balıkesir'den görünmeyen Bandırma'yı görünür yapmaya, kucaklamaya, hizmete doyurmaya, hizmet nasıl yapılır göstermeye, altyapısını çözmeye, otoparklarını inşa etmeye, Bandırma Spor'un butik stadını yerine getirmeye hep beraber var mıyız? O zaman sandıklara sahip çıkacağız. Sayın Genel Başkanım burada olduğu için çok uzatmayacağım müsaadelerinizle. Daha önce burada tek tek anlattım. Biliyorsunuz bizim bir kopyamız çıktı Ahmet Akın diye. Bağımsız aday. Bu ne biliyor musunuz? Bu milletin aklıyla alay etmektir. Bu topraklar Kuvayi Milliye'nin toprakları. Bu topraklar milli mücadelenin toprakları. Bu topraklarda ilk kurşun da atıldı, son kurşun da atıldı. Milletimizi, yiğit Balıkesirlileri, mert Bandırmalıları, mert Balıkesirlilerin aklıyla alay etmelerine izin vermeyeceğiz hemşerim. Beraber olacağız. Birlik içinde olacağız ve Bandırmamızı hak ettiği yere el birliğiyle taşıyacağız. Bunun için ben ailem dediğim sizlerin hayırlı evladı olmaktan başka bir isteğim yok. Sizlerden de beklentim 31 Mart'ta sandıklara gitmeniz. Dışarıdan oy kullanmak için gelmek isteyen olursa muhakkak ama muhakkak ilçe başkanlığımıza bildirin. Aynı zamanda sandıklara gelmek için oy kullanamayacak durumda olup gidip elinden almak gerekiyorsa genç kardeşlerim, ablalarımız hep beraber bir olalım, beraber olalım ve Kuvayi Milliye'nin kentine yakışır bir sonucu el birliğiyle inşa edelim. Değerli hemşerilerim, bakın bir tek o da değil. Şimdi bizim makyajcı başkan oldu kopyacı başkan. Yetmedi, neden biliyor musun? Benim projeleri de kopyalıyor. 5 yıldır başka işlerle uğraşanlar şimdi akılları başına gelmiş. Neden? Çünkü Tarzan zorda. Tarzan zorda. Zorda olduğu için benim esnafımı, benim iş dünyası temsilcilerimi, iş insanlarımı tehdit edecek kadar düşmüşler. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bakın İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Akın'ın torunuyum ben. Bu memleketin evladıyım.
Bizim memleketimizde 15 Şubat'ta İzmir işgal edilir. 16'sında yiğit hemşerilerin bir araya gelip milli mücadeleyi başlatır. İşte onun için dışarıdan atan tutanlar, efendim zora düşünce, tehdite, efendim şantaja savrulanlara en güzel dersi benim ailem, hemşerilerim 31 Mart'ta inşallah verecektir. Hep birlikte kazanan bir Bandırma için, hakkını alan bir Bandırma için, gerçek anlamda bir büyük şehir için bir olmaya, beraber olmaya ve 31 Mart'ta inşallah bir tarih yazarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmaya hazır mısın hemşerim? Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, sahip çıkın evladınıza. Sahip çıkın. Bu oyun bozanlara, hilekarlara, oyun çevirenlere evladınızı yedirmeyin hemşerim. Beraber olalım, memlekete hizmeti getirelim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ediyoruz Balıkesir'imizin yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi aramızda çok kıymetli isimler var. Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Başkanımız, ev sahibi Mehmet Ata, sizleri selamlamak üzere buraya davet ediyorum. İl Başkanımız, buyurun efendim. İl Başkanımız Erden Köybaşı. Balıkesir Milletvekilimiz Serkan Sarı. Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan. Belediye Başkanımız Sayın Tolga Tosun. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Parti meclis üyemiz, önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Tüm. Ve Genel Başkan Yardımcımız, Balıkesir Milletvekilimiz Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve şimdi Mayas Belediye Başkan Adayımız Ahmet Duru'yu buraya davet ediyoruz. Olmak üzere. Balya Belediye Başkan Adayımız Orhan Gagay'ı. Suturluk Belediye Hakan Yıldırım Demirli. Adayımız Erdek Belediye Başkanımız ve adayımız Burhan Karışık'ı buraya davet ediyoruz. Evet. Buyurun buyurun, tamam. Bakı diyerek çıktığı yolda yepyeni bir değişimle, umutların tükendiği en karanlık zamanda yepyeni bir umuda, özgür, özgür. Coşkuyla alkışlıyoruz, coşkuyla alkışlıyoruz. Merhaba, merhaba Kuvayi Milliye'nin kenti Balıkesir. Merhaba güzel Bandırma. Hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Seçimlere bakalım. Bugün buraya çok önemli bir şey için geldim. Çok önemli bir bayrak devir teslimini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gerçek bir partiye düşen, sevdiği gün partili gibi davranmak değildir. Aday gösterildiği gün partili gibi davranmak değildir. Aday gösterilmediğinde, görevini bırakırken partililik belli olur. Bugün burada olan, adayımıza destek veren, onun elini kaldıran sevgili Tolga Tosun Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum.
ve sevgili Dursun Mirza'yı yanıma çağırıyorum. Birileri gibi bu parti bir avukat bürosunda kurulsaydı, bir rezidansın son katında kurulsaydı, rant için, çıkar için, ihale için, makam için, mevki için kurulsaydı, aday olan, olmayan, eskisi, yenisi türlü davranabilirdi. Ama bu parti savaş mı? Bu parti kurtuluş, bu parti ki ilk kongresi Sivas'tadır. Sivas kuruldu. İlişkilerinin değil, vatanın, milletin, ülkenin, vatanın, milletin ve ülkenin çıkarlarını her çıkarın üzerinde tutanlar Cumhuriyet Halk Partililerdir. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Önce üzerimizdeki büyük sorumluluğu yerine getirelim. Bundan 1,5 ay önce ilk kez meydanlara çıktığımızda emeklilere seslendik. Dedik ki sessizce kalamazsınız. Sessiz olamazsınız. Sesinizi duyurmak isterseniz meydanlara gelin. Sesimize ses verin. Sesimize kulak verin. Ben siz hakkınızı alana kadar mücadele edeceğim dedim. Emekliler bizi duydu, dinledi. Şimdi de buradalar. Emekliler ellerini bir kaldırsın görelim. Bir bayrakları indirin, bayrakları. Sadece elleri göreyim emeklilerin. Hepiniz çok önemli bir mücadele için buradasınız. Hepimiz biliyoruz ki bu iktidar ilk geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani sizi hiç ellemese, rahatınızı bozmasa, efendim TÜİK'le enflasyon oranında zam yapacağım demese ki TÜİK ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Maalesef Tayyip'i üzmedi ama sizi çok üzdü. Ve hiç dokunmasa 1,5 asgari ücret bugün 26 bin lira olacakken hep TÜİK'in o yalan rakamlarıyla uydurma enflasyonla size vere vere sizi küçülttü, 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 maaşları kuşa çevirdi. Bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı açlık sınırından bile 7000 lira aşağıdadır. Bugün Bandırma'da en düşük ev kirası, ortalama kira 16000 lira. En düşük ev kirası 10000 liradır. Emekli eve girse karnı açtır, karnını doyursa sokakta kalacaktır. Bir devlet emeklisine bunu yapamaz. Ve dünyanın gelişmiş ülkeleri emeklilerini dünyanın öbür ucunda tatile yollarken, en iyi hayat şartlarını sağlarken, bu ülkenin ömürleri çalışmakla geçmiş emeklilerine bunu reva görmek doğru değildir. Seçimlere 5 gün var. Her yerde anlattım. Burada da anlatacağım. Lütfen anlatın. Bundan önce en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretken 22 yıl önce Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın satın alma gücündeydi. Bugün gittiğinizde 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani her bir emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altın eksilmiştir.
bir emekli bir çeyrek altın düşürse aklı çıkar bütün gün onu arar. Bir emekli değil, her emekli. Bir sefer değil, her ay. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetmiştir. Bu para sizin cebinizden düşmedi. O parayı kötü politikalarla, sizi kandırarak, TÜİK rakamlarını çarptırarak sizin cebinizden, çantanızdan aldılar, çaldılar. Bunun hesabını soracağız. Ayrıca biraz önce bir gazetede sordum. Bir abla 2018 yılında emekli olmuştu. Var mı burada 2018'de emekli olan? İsim ne abi? İlyas abi 2018 yılında emekli olmuş. Melek Çelik ablam da 2018'de emekli olmuş. 2015'te emeklilere birer maaş ikramiye dedik. Kim dedi? Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ona bir selam yollasın emekliler. 2015'te böyle dedik. Önce veremezsin dediler. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. 3 Ramazan, 3 Kurban, 6 bayram sizi oyaladılar. Sonra 1.000 lira verdiler. 1.000 lira. Beğenmediğimiz o 1.000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün size verilen 3.000 lira bayram ikramiyesi sadece 6 kilo kıyma alıyor. Yani sadece ikramiye üzerinden bile, sadece bayram ikramiyesinde 16 kilo kıyma kayıp sofranızdan, ocağınızdan, mutfağınızdan, dolabınızdan, bayram sofranızdan, evladınızın, torununun kursağından bunu da çaldılar. Biz emeklilerle birlikte bugüne kadar bu sesi yükselttik. Geçtiğimiz hafta ilk başta diyordu ki geçen ay, hayır emekliler mutlu. Geçtiğimiz hafta bir şeyler yapacağız dediler. Şimdi diyorlar ki enflasyonu düşürünce ancak olur. Emekliye enflasyon yüksekken zam vermek parayı kör kuyuya atmak diyor. Ya yazıklar olsun. Milletvekiline zam verirken para kör kuyuya gitmiyor. Cumhurbaşkanı maaşına kendi kendine zam yaparken para kör kuyuya gitmiyor. Yandaş müteahhitlere ödeme yaparken para kör kuyuya gitmiyor da emekliye verilince neden kör kuyuya gidiyor? Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Burası aynı zamanda bir tarım kenti. 19 liralık mazotu Mayıs'tan bugüne 44 lira yapanlara sesleniyorum. ÖTV'siz mazot gemilere, yatlara, kotralara var. Ama bundan sonra ÖTV'siz KDV'siz 25 liralık mazotu ya alacağız, ya alacağız. Başka yolu yok bunun. Çiftçinin desteklemesini ödemeyen gereken milli gelire %264 milyarken 85 milyar destek 170 lira otoban patronu diye kur koruma paraban çiftçiye ve emekliye para bulmayan bu hükümete şu çiftçi köylüler birinci cumhurbaşkanının deyimiyle milletin efendisiler. Şimdi son cumhurbaşkanı al ananı da gidiyor. Çiftçi kaybettiklerini, çiftçi kaybettiklerini, emekli kaybettiklerini nerede kaybetti? Bu iktidarın gelmesiyle kaybetti. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Madem ki sandıkla kaybettik, önümüzdeki
kurulacak ilk sayıda bunun hesabını soracağız bunlardan. Diğer taraftan burası bir öğrenci kenti. Tayyip Bey diyor ki ben öğrencilere 300 lira veriyorlardı öğrenci kredisi. Şimdi 2000 lira yaptım. Açtık baktık. Geldiğinde kaç paraymış simit? 60 kuruş. Kaç tane alıyormuş öğrenci kredisi? 500 simit. Şimdi kaç para simit? 10 lira. En ucuzu 10 lira, 15 de var. 2000 liralık öğrenci kredisi alıyor 200 tane simit. Bakın 500 simit alandan 200 simit alan bir noktaya getirmiş. Hala daha diyor ki o zaman azdı, benimki çok. Biz Bandırma'yı öğrencilerin barınması için, öğrencilerin mutluluğu için, öğrencilerin ekonomik özgürlükleri için önemli projelerle Bandırma'da öğrencinin yüzünü güldüreceğiz. Bandırma esnafının yüzünü güldüreceğiz. Bu kıpır kıpır neşeli Cumhuriyet kenti Balıkesir'in İzmir'i Bandırma'yı eski günlerine en kısa sürede döndüreceğiz. Değerli Bandırmalılar, buraya elbette iki belediye başkanına sizden oy istemeye geldim. Ama tabii ki Erdek'ten ve Balıkesir'in tüm ilçelerinden çok değerli başkanlarım var. Birazdan teker teker ellerini kaldıracağız. Bandırma'da bir bayrak devir teslimi var. Dursun Mirza geçmişte yaptığı hizmetlerle, geleceğe dönük ortaya koyduğu vizyonuyla, enerjisiyle Bandırma'da hem sizlerin oylarına talip hem de geçmişte yapamadığımız işleri yapabilmek için Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'de olduğu, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ahmet Akın olduğu bir süreçte Bandırma'da destan yazmaya talip. Biraz önce ifade edildi. Balıkesir'in AK Partili Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı artık iyice sinir sistemi bozulmuş. Balıkesir'in esnafını, iş adamını tehdit etmiş. Diyor ki cumaya kadar bana dönmezseniz pazartesi günü sizinle hesaplaşacağım diyor. Sayın Başkan, bu Bandırma'yı iyi tanı. Bu Balıkesir'i iyi tanı. Bunlar işgal kuvvetlerinin tehditlerine boyun eğmediler. Sen pazartesi hesaplaşacaksın ya. Bunlar pazar günü senin hesabını görecekler. Pazar günü. Ayrıca Türkiye'de en pahalı sulardan biri Balıkesir'de satılıyor. Balıkesir'de de en pahalı su kullanan ilçe Bandırma. Bu sorunu kökünden halledeceğiz. Arıtma ve su tedariki enerji giderleriyle ilintili bir iş. Enerji, ucuz enerji, temiz enerji meselesini partimizde en iyi bilen, en iyi çözümler üreten, belediyelerimize bunu öneren ve başarmalarını sağlayan isim Ahmet Akın zaten. O da sizin adayınız. Böylelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 5 yıl içinde 102 arazi sattığını, 82 milyon dolar gelir elde ettiğini ama yine de belediyenin 4 milyar TL borç içinde olduğunu, Sayıştay'ın usulsüzlük tespit ettiğini, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni önce vermediğini, başvurulan Danıştay'ın izni verdiğini ve bu usulsüzlüklerden dolayı başkanın denetlenmekte, yargılanmakta olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Artık Balıkesir'e temiz,
çalışkan, rantın değil halkın belediyeciliğini yapacak olan ve bir Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebinden değil, bandırmaların yürekten verdiği oylardan güç alan belediye başkanları lazım. Sözün özü şudur. 2019'da hepimiz biliyoruz ki belediye seçimlerinde Ahmet Akın adaydı. Ve Allah biliyor ya, Ahmet Akın o seçimi alıyordu. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Sonra ittifak yapalım, yapalım. İlleri paylaşalım, birbirimize destek verelim. Tamam, Balıkesir'i bize verin. Ya Balıkesir'de çok iyiyiz, istemeyin. Hayır, istiyoruz. İsmail Ok Balıkesir'i istiyor. Olmazsa Türkiye'de ittifak yok. Hepimiz durduk. Dönüldü, Ahmet Akın'ın yüzüne bakıldı. Ahmet'in gırtlağı düğümlendi. Gözleri doldu. Dedi ki, partim içinse, ülkem içinse boynum kıldan ince dedi ve kabullendi. Fedakarlık etti. O gereğini yaptı, siz gereğini yaptınız. Büyük mücadele verildi. Ama maalesef o zaman İsmail Ok ellerimizle verdiğimiz belediyeyi aldı, elleriyle gitti, AK Parti'ye teslim etti. Doğru mu amcam? Ve hepinizin iradesi AK Parti'ye satıldı. Sonra bir baktık, kendisi de AK Parti'ye katıldı. Sonra da karşılığını aldı, tekrar milletvekili yapıldı. Şimdi bu seçimlere gelirken Ahmet o kadar acısına rağmen demişti ki, olsun o gitti ama ben İyi Partililerin de milletvekiliyim. Bunun üzerine hem Meral Hanım hem bütün İyi Partililer, Ahmet en sevilen Cumhuriyet Halk Partili oldu. Ve dendi ki, biz bir gün sana borcumuzu ödeyeceğiz. Vallahi şu ana kadar o kadar uğraştık. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Gittik konuştuk, ayrıca konuştuk. Ahmet için özel konuştuk, özel telefonlaştık. Ama o gün verilen sözler unutuldu. Aksine geçmişte AK Parti'de siyaset yapıp muhalifleşen, bizim hepimizin emeğiyle var edilen televizyon kanallarında hep davet edilen, bol bol konuşan, oradan tanınan, oradan bir ün yapan birisi de geldi karşımızda aday oldu. Ben size bir şey söyleyeyim. Biz Manisa'da yıllarca AK Parti ile çatıştık. Bülent Arınç karşımdaydı. Dönem dönem en sert mücadeleler. Halen MHP ile yarışıyoruz. Ama ya bir ahlak var, siyasi ahlak. Birimizin mitingi varsa meydanda öbürümüz pankartlarımızı topluyoruz. Bir partinin genel başkanı bir meydana gelecek. Orada bir miting yapacak. Sen de gidip ananın evine pankart astırıp protesto yapacaksın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şimdi bunu annesinin evi dışında astıracak yer bulamaması ayrı bir hazin durum. Bir de düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne metiyeler düzensen, düne kadar ittifak olsa, ittifak adayı Ahmet olsa elini kaldıracak olan sen, geçen sefer partinle ittifak halindeyiz. Şimdi sarayın söylemlerine, Tayyip Erdoğan'ın sözlerine uyan yine sen. Hiç yakışmadı, hiç yakıştıramıyoruz ve şu kadarını söylüyoruz. Ahmet Akın öyle sarayın uydurduğu iftiralara falan papuç bırakmaz. Ahmet Akın bir İstiklal Savaşı gazisi olan
Ahmet Akın'ın torunudur. Milliyetçiliği kimselere bırakmaz. Bakın, maalesef herkes aslına rücu ediyor. Çok Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir tavır gördüm. Bizim de ittifak ortaklarımız var. Ayrılıyorlar. Ne diyoruz? Canınız sağ olsun. Kötü konuşuyorlar. Ne diyoruz? Canınız sağ olsun. Ama Tayyip Bey'in yanından Erbakan Hoca'nın oğlu ayrılıyor. Ne diyor? İp cambazı bu diyor. Zübük diyor. Dolandırıcı diyor. İşaret ediyor. Diyor ki bu diyor şantajcı diyor. Şimdi ben diyorum ki eski dosttan düşman olmaz. Ama birisini görüyorum ki aynı Tayyip Bey'in huyları. Ya yüz yüze bakıyoruz. Dün methettiklerinize bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata bugün nasıl tükürüyorsunuz? Dün itiraz ettiğiniz işe bugün sarayın ağzıyla nasıl sahipleniyorsunuz? Buraya ittifak ortağınız, sizin için her şeyleri yapmış bir partinin bir temsilcisi böyle efendi bir aday için gelmiş de sen o meydana nasıl iftira ve hakaret asıyorsun? Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Biz bu kifayetsiz muhterisin değil ama gözünde ve gönlünde güneş olanların, biz bu kifayetsiz muhterisin değil ama iyi insanların adaletine güveniyoruz. Ahmet Akın en büyük fedakarlığı yaptı ve birileri şimdi ona yıllar önce söylemiş olduğu borcunu ödemek yerine tavır takınıyorlarsa, vallahi sende olmayan vicdan, sende olmayan insaf İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden de vallahi de o istiyorum, billahi de o istiyorum. Bak, gel, gel kardeşim, gel. Gel, 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 gel. Kendi söyledi, gel. Onların diyor, vefalıları bugün sen ne diyor? Geçen sefer kime oy verdin kardeşim? Kemal Kılıçdaroğlu. Seçimde kime verdin? İyi Parti'ye. İyi Parti'ye verdin. Şimdi Ahmet Akın'a? Sayın Genel Başkanım, ben eski yönetimdenim. Özlem Ural'ın elemanıyım. Özlem Ural'ın yetiştirdiği bir insanım. Bugün sizinleyim. O dönemin vefaları bugün sizinle. Gördünüz mü? Böyle, böyle binlerce, milyonlarca iyi insan var. Ben genel başkanları Meral Hanım'a abla derim. Ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben İyi Parti'nin iyi insanlarına, gönlünde gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne partimi feda ederim. Sağ ol kardeşim. Şimdi sizden şunu bekliyoruz. Ben bu seçimin büyük bir farkla Ahmet Akın tarafından kazanılmasının en çok da Balıkesir'in vefasını göstereceğini, Balıkesir'deki insanların böyle manipülasyonlara gelmeyeceğini, geçmişte yapılan siyasi kalpazanlığın, siyasi hırsızlığın karşılığının en iyi şekilde Balıkesir'deki kardeşim gibi vicdan sahibi insanlar tarafından cezalandırılacağını, Ahmet Akın'ın temiz, dürüst siyasetinin mutlaka taçlandırılacağını düşünüyorum. Siz önümüzdeki pazar günü Ahmet Akın'a sahip çıkmaya hazır mısınız? Önümüzdeki pazar günü Dursun Mirza'yı bandırma, Ahmet Akın'ı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya hazır mıyız?
Sen de bizden Roman kardeşlerime selam söyle. Romanların selamı var sizinle diyor. Ahmet Akın herkese yakın. Romanlara da yakın. Romanları da çok seviyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bandırma'da Bandırma İttifakı'nı, Türkiye'de Türkiye İttifakı'nı savunuyoruz. Türkiye İttifakı sosyal demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, ülkesini seven, vatanını seven, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, göçmeniyle, boşluğuyla tüm demokratlardan oy alır, oy ister. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkestir. Türkiye İttifakı filenin sultanları şampiyon olunca bayrak göndere çekilirken onlarla birlikte ağlayan herkestir. Türkiye İttifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük, size güveniyoruz, size inanıyoruz. Dursun Mirza kazanacak, Bandırma kazanacak. Ahmet Akın kazanacak, Balıkesir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Ahmet Duru kazanacak, Manyas kazanacak. Burhan Karışık kazanacak, Erdek kazanacak. İbrahim Palas kazanacak. Ne yapıyorsun abi? Acele etme. İbrahim Palas kazanacak. Gönen kazanacak. Hakan Semizel kazanacak. Susurluk kazanacak. Orhan Gaga kazanacak. Balya kazanacak. Ve son kez Ahmet. 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 Hepsini size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi. İşte Balıkesir. Meydan meydan. Bahar geliyor bahar. Coşkuyla selamlıyoruz. Sevgiyle selamlıyoruz. Bu ne güzel Balıkesir. Aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak.